Efendimiz'de hangi esmanın öne çıktığıyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim ama üstadın dediği şey çok daha önemli diye düşünüyorum. O da onda bütün her şeyin itidal noktasında cem edilmiş olması. Yani rahmet göstereceklerine rahmet göstermesi, şiddet göstereceklere şiddeti göstermiş olması, birini diğerine, diğerini ötekine göstermemiş olması. Onun için aslında biz Kur'an dediğimizde ki üstattan alıntıladığım yerlerin bir kısmı da öyledir. Kur'an'ı getiren, ona verilmiş vazifeyle bize ulaştıran Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da zaten onun hem mübelliği hem de mücessem rahmet, yani eğer tecessüm etmiş olsaydı, Kur'an tecessüm etmiş olsaydı, bir beşer haline nasıl dönüşür deseydik Kur'an, nerede görürdük? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Çünkü hulukuhu el Kur'an diyor Hazreti Ayşe validemiz. Peygamberin, Kur'an'ın bir insan vesilesiyle gönderilmesinin hikmeti de budur. Yoksa biz şöyle bir soru sorardık. Derdik ki acaba bu Kur'an'ı biz bir kişide nasıl görebiliriz? Böyle bir sorumuzun cevabı var. Evet, işte bir kişide nasıl gözüküyor, görmüş oluyoruz. Onun için biz ayırmıyoruz zaten.